manzarası, doğal güzelliği ve tertemiz havasına ek olarak tabağınızda Nihat Usta'dan yeteri kadar köfte koydurmuşsanız keyfinize diyecek yoktur. Akçaabat köftesi biliyorsunuz 1945 yılında yola çıktı. Buranın yöresel hayvanlarından yapılan bir köftedir. Sadece dana etinden, koyun eti kullanılmayan, son derece leziz, et tadı veren, baharat tadı vermeyen bir köftedir. Nihat Usta, herkes Akçaabat köftesi yapabilir mi? Bir kere Akçaabat köftesinin en güzel yapıldığı ve yenildiği yer Akçaabat'tır. Akçaabat köftesini herkesin yapması mümkün değildir. Akçaabat köftesi son derece ustası ehli olacak, yetişmiş olacak, çok ince ustalığı olan bir köftemizdir. İçerisinde olan et, ekmek, sarımsak, et, yağ ve tuz. Biçtiği ateş görüyorsunuz kömür ateşidir. Bu kadar ünlü köftenin tescilinin alınması gecikmiş olsa da çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Akçaabat köftesi şundan sonra tescili alınacaktır. Onunla uğraş içerisindeyiz. Akçaabat Köfteciler Derneği olarak onunla uğraş içerisindeyiz. Ondan sonra da seri imalat haline geçilecektir. Nihat Usta da 500 kişi aynı anda köfte yiyebiliyor. Bu gördüğünüz ekipte Isparta'dan gelmiş. Tabii başkentten gelenler de var. Burası Trabzon'un Akçaabat ilçesi. Biz de bu ilçede Nihat Usta'nın köfte salonundayız. Gerçekten de koktoruyla ünlü olduğu kadar köftesiyle de meşhur olan Akçaabat'ta biz de aynı anda 500 kişinin köfte yiyebileceği salondayız. Ve tabii yanımızda köfte yiyen isimler de var. Büyüklerimiz var. Bakalım onlar ne düşünüyor köfte hakkında? Afiyet olsun efendim. Nasıl buldunuz köfteyi? Karadeniz'e ilk kez geliyorum. Akçaabat köftesinde ilk kez, ikinci yiyişim. Çok memnun kaldım. Başarılar dilerim. Daha iyileri olmasını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hanımefendi ne diyecek köfteyle ilgili? Temiz, güzel ve leziz. Çok memnun kaldık köftelerinizden. Buradan götürmek evet. İster misiniz yanınızda köfte? Tabii ki. Tabii ki isteriz. Tabii ki çok memnun kaldım. Nereden geldiniz? Ankara'dan. Nasıl buldunuz köfteyi hanımefendi Ankara'dan gelerek? Çok güzel. Her zaman yemek ister misiniz? Her zaman yemek isterim. O zaman hanımefendi otobüse sizi her zaman göndersin Ankara'ya. O biraz zor olur da Ankara'da da bir şeyini açın. Bir şey söyleyeyim mi? Burada minik bir hatırlatma yapmakta fayda var. Nefis Akçaabat köftesi yendikten sonra onu eritmek için ne yapılır sizce? Bu köfte yedim, bunu bir şeyden eriteceksin. Ya horon oynayacaksın, ya gazma gazlayacaksın veya yürüyeceksin.